Kampüste iyilik var. Evet arkadaşlar, bugün yine sizlerle beraberiz. Şenliğin ilk gününde ikinci sıradan yayındayız. Çok güzel bir sohbet olacak inşallah. Hep beraber burada beraber olacağız. Ben Efe Ergün. Ben Kevser Çmenli. Bugün yanımızda Hilal Hanım var. Hilal Hanım, kendisini tanıtmak ister misiniz? Merhabalar, Doktor Hilal Sipahi, Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden. Evet, hoş geldiniz. Bugün ne üzerine konuşacağız Kevser Hanım? Bugün organ bağışı üzerine konuşacağız ama ondan önce buradaki ortamı istersen radyo dinleyicilerine birazcık tarif edelim. Tabii. İzmir'de hava çok güzel. Yaşar Üniversitesi cıvıl cıvıl, kıpır kıpır. Bahar şenlikleri başladı. Biz şu anda şenlik alanından yayın yapıyoruz sevgili radyo dinleyicileri. Her tarafta bir etkinlik var. Çok keyifli bir ortamdayız ve organ bağışı konusunu konuşacağız. Aynı zamanda İlçe Sağlık Müdürlüğü şu anda üniversitede şenlik alanında evet. organ bağışı standı kurdu. Evet. Standa gidip daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bağışlarınızı yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Oradaki arkadaşlarla, Hatice Hanım'la görüşebilirsiniz. Evet, zaten standta hemen kütüphanenin ön kısmında bulunuyor. Herhangi bir aklında soru takılan, ki tahmin ediyorum ki bu yayından sonra pek çok soruya cevap vermiş olacağız ama evet. aklında soru takılan olursa gidip orada standta danışabilir. Evet, hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Teşekkürler, sağ olun. Sizin de çok iyi gidiyor öyle görünüyor ortamdan. Teşekkür ederiz. Bugün evet. çok gerçekten eğlenceli bir gün. Su savaşları falan oldu. Biz aslında galiba organ bağışını bilerek bugün seçtik. Çünkü milleti ıslattık az önce. Ciğerleri solmuş bir şekilde böyle. O ciğerler her an bizim olabilir. Haberiniz olsun. Evet. Yok, öyle değil aslında. Tabii ki bir şey. Öyle değil aslında. Bugün pek çok soruya cevap vermek için buradayız. Evet. Yani hayatın devamlılığı zaten evet. organ bağışının temel felsefesi. Yaşamın sürekliliği, hayatın devamlılığı ve sağlıklı yaşam. O evet. yüzden Hilal Hanım da şimdi bize bilgiler vermeye başlayacak. Buyurun. Merhabalar. Gerçekten bu fırsat için hem Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak hem İl Sağlık Müdürlüğümüz adına da çok teşekkür ederim. Böyle genç bir kitleye bu kadar dinamik bir alandan bu şekilde hoş bir şekilde evet. seslenmek gerçekten çok önemli bizim için. Çünkü biz dediğiniz gibi hayatın devamlılığına, umuda inanıyoruz. Evet. Umut bizim için vazgeçilmez bir şey sağlık çalışanları için. Umut bizim için bitmeyen bir şey ne olursa olsun. Evet. Birisi hayatını kaybedebilir evet ama o başkalarına umut aynı zamanda. Eğer ki beyin ölümüyle kaybetmişsek biz o kişiyi, bu demek oluyor ki onun organları başka yaşayanların umudu haline geliyor. Onların hayatına bir hayatla aralarında bekledikleri çok önemli bir bağ haline geliyor. Bu yüzden organ bağışı çok önemli. Ülkemiz bu konuda çok yol kat etti. Çok uzun zamandır bizim hekimlerimiz çok iyi, çok başarılı. Dünya çapında organ nakilleri gerçekleştirebiliyorlar. Sağlık kuruluşlarımız bu anlamda çok iyi bir noktada. Bu kişilerin bakımlarını çok iyi yapabiliyorlar. Ama ihtiyaç olan şey insan dokusu. Evet. İnsan dokusunun tek kaynağı da insanlar. Ve hayatını kaybeden birisi, beyin ölümüyle hayatını kaybeden birisi bu mükemmel ekibe, bu olağanüstü koşullara sahip olan bir ülkede hayatta kalmak için tek ihtiyacı olan organa ancak o ailelerin izniyle kavuşabiliyor. Evet. Biz de hep bundan bahsetmek istiyoruz. Bu fırsat o yüzden bizim için çok değerli. Hilal Hanım, rakamlar var mı bu konuda? Yani dünyada ve Türkiye'deki durumla ilgili mesela evet. Türkiye'de organ bağışı sayesinde kaç kişi hayata dönmüştür? Hı hı. Böyle bir istatistik var mı elinizde? Bugün itibariyle az önce rakamlara bakarak geldim sizin için. 28.516 kişi organ bekleme listesinde. Şu anda. Şu anda. Evet, bunların diyalize giren hastaları düşünün. Haftada 3 kere diyaliz oluyorlar. Haftada 3 kere saatlerini diyaliz makinesine bağlı olarak yaşamak zorundalar. Ama bu insanlar böbrek nakli olarak tamamen normal hayatlarına, okullarına, işlerine
günlük hayatlarına tamamen normal olarak dönme şansına sahipler. 6000 kadar kişi bunu bekliyor. Ve maalesef hani bu 6000 bekleyenin de 2000 kadarı beklerken vefat ediyor. Sırf organ bulunamadığı için. Evet, benim anda, asıl merak ettiğim başka bir soru var. Aslında bunu sormak istiyorum. Günde birçok insan hayatını kaybediyor. Pek çoğu da beyin ölümünden dolayı ölüyor. Ama her beyin ölümü geçiren rahmetlinin organlarına ulaşabiliyor muyuz? Yani böyle bir şey var mı mesela? Her beyin ölümüyle ölen kişinin biz çok güzel böbreğini alabiliyor muyuz? Yani böyle bir çok şey güzel bir soru. İsterseniz şöyle baştan başlayalım. Aslında beyin ölümüyle birisinin vefat etme ihtimali gerçekten çok az. Ülkede yılda yaklaşık 350 bin kadar kişi vefat ediyor. Hani doğal nedenlerden ya da o nedenden bu nedenden 350 bin kişi vefat ediyor. Bunlardan sadece ama sadece 2000 kadarı beyin ölümüyle vefat ediyor. Hmm. Çünkü beyin ölümü gerçekleşmesi için bir kişinin yoğun bakımda makinelere bağlı olarak yaşarken beyin fonksiyonlarının durması nedeniyle ölmesi gerekiyor. Diğer türlü ölümler beyin ölümü demek değil. Çok az insanın başına bu geliyor, çok az ailenin başına bu geliyor. Mesela 2011'den bugüne kadar 8.990 kişiye beyin ölümü tanısı konulmuş ölüm nedeni olarak. Ve bunlardan sadece 2.167'sinin ailesi bugün itibariyle organ bağışına izin vermiş. Aradaki farkı düşünün, hani 9.000 ile 2.000'in arasında 7.000 kişi var. 7.000 kişi organ donörü olabileceği halde aileleri buna izin vermediği için o kişilerden organlar alınıp diğer bekleyenlere, hayata tutunmak için küçücük umutları olan kişilere verilemedi maalesef. Bu çok önemli bir rakam, çünkü hani her vefat edenin her organını alamayacağınızı düşünürseniz eğer, ortalama 3 ya da 4 organı diğer bir kişiye nakledebilseydik bekleme listemiz kalmazdı. Bekleme listemiz kalmazdı. Evet, diğer ülkelerde diğer ülkelerde durum nasıl? Diğer ülkelerle bizim ülkemiz arasındaki en önemli fark aslında biz sağken bağış yapmayı sağken kabul ediyoruz. Evet. Hani aile içinde bağış, annenin babanın çocuğuna bağış ya da çocuğun anneye babaya böbrek nakli mesela. Ama bu çok sınırlı bir miktar. Hani çünkü böbreğinizin birini bağışlayabilirsiniz ya da karaciğerinizin bir parçasını bağışlayabilirsiniz ama akciğerinizi, kalbinizi bağışlayamazsınız hayattayken. Bizde oran tam tersine. Avrupa'da %75 kadar, Avrupa'da ya da gelişmiş ülkelerde diyelim, %75 kadavradan, yani beyin ölümü gerçekleşmiş kişiden organ alınıp nakledilmek, %25'i canlıdan nakilken, bizde tam tersi %75'i canlıdan, %25 kadarı kadavradan. Bizim en önemli amaçlarımızdan birisi de bu oranı tersine çevirmek. Evet. Çünkü zaten vefat edenin artık toprak olacak organlarının iyilik olması, başka insanların sağlığı olması amacımız. Peki merak ettiğim bir şey var. Şimdi mesela ben hayattayım ama organlarımı öldüğüm zaman bağışlanmasını istiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bugün burada bizim standımıza uğrayabilirsiniz mesela. Hemen bütün standların durduğu alanda kütüphanenin arkasında kalıyormuş. Harika. Oraya uğrayabilirsiniz. Oraya yaptığınız bağışlar sizin ve beraber imza altına aldığınız şahitlerin huzurunda. Bu bağış ülkenin ulusal veri tabanına işleniyor organ bağışçısı olarak. Ama bu yeterli değil. Bunu eve döndüğünde mutlaka herkesin ailesine, yakınlarına haber vermesi gerekiyor. Çünkü hali hazırdaki kurallara, kanunlarımıza göre kişi vefat ettiğinde aile izni şart. Aileden tek kişi bile karşı çıkarsa eğer organ nakli gerçekleştirilemiyor. Ama bizim bu konuda görüşmeleri yapan sağlık çalışanı bölge koordinatörlerimiz var hastanede. Bir beyin ölümü gerçekleştiği zaman o aileyle görüşme yapan bölge koordinatörlerimiz, onların deneyimlerine göre eğer kişi hayattayken bir bağış yapmışsa, evet,
aile buna karşı çıkmıyor diyorlar. Evde bu konuşulmuşsa eğer o bir sözlü vasiyet haline geliyor ve aile buna karşı çıkmıyor diyorlar. O yüzden çok önemli. Bunun dışında bugün burada bu fırsatı bulamayanlar ya da bu kararı şimdi vermek istemeyenler, daha sonra bunu düşünüp sonra karar verecek olanlar ya da diğerleri, onlar aile hekimlerine başvurabilirler. Hastanelerde bu konuda noktalar var. Organ bağışı yapabilecekleri o birimlere başvurabilirler. İlçe sağlık müdürlüklerine, toplum sağlığı merkezlerine, aklınıza gelebilecek bütün sağlık kurumlarından bunu yapabilirler. İnternet üzerinden de? İnternet üzerinden, e-devlet üzerinden başvuru yapmak. E-devlet üzerinden organ nakli için başvuru yapmak mümkün. Oradan da olduğunda tekrar yine biz onlarla birebir görüşerek bunu imza altına alarak bağışçı olma işlemini gerçekleştiriyoruz. Peki bu bağış gerçekleştikten sonra benim organlarım, ben rahmetli olduktan sonra, alındıktan sonra benim naaşım tek parça kalıyor mu? Yani şöyle bir şey var. Benim diyelim ki kalbimi aldınız, karaciğerimi aldınız. Evet. Benim cesedim yine tek parça kalıp gömülebilecek bir şekilde mi oluyor? Yoksa artık torba haline mi oluyor? Hayır. Bu bir ön yargı çünkü. Evet, çok ciddi bir ön yargı gerçekten. Evet. Teşekkür ederim. Önemli. Çok iyi bir soru. Hakikaten çok sık karşılaştığımız bir soru. Bizi dinleyenlerin bunu duyması bence de çok önemli. Şöyle düşünelim. Organ bağışı için organları alınacak olan donör dediğimiz verici, nasıl yaşayan insan ameliyat oluyorsa aynı o şekilde ameliyat edilerek organları alınabiliyor. Çünkü o organın devamlılığı, sağlığının devamlılığı çok önemli, nakil edilen kişi de çalışabilmesi için. Tıpkı ameliyat olmak gibi normal ciltte kesi yapılıyor, ameliyat yapılıyor, organlar alınıyor. Sonra ameliyat olan kişinin nasıl dikişleri oluyorsa o naaşın da öyle dikişleri oluyor. Dikişleri kapatılıyor ve beden bütünlüğü aynen olması gerektiği gibi sağlanarak aileye teslim ediliyor. Ondan sonra da hani vecibeler neyi gerektiriyorsa bütün hepsi yapılabilir şekilde cenaze işlemleri yapılıyor. Anladım. Peki bağışlayabileceğim organları tek tek seçmem mümkün mü? Evet, kesinlikle. Mesela organ bağışı kartında belirtebilirsiniz. Tümünü diyebilirsiniz ya da bütün dokularınız, eliniz, kolunuz, bacağınız dahil bile bağışlayabilirsiniz. Ya da sadece böbreğimi bağışlamak istiyorum, sadece karaciğerimi, sadece kalbimi. Ya da işte şu seçtiğim 3 tanesini, bütün hepsini yapabilirsiniz. Anladım. Tamamen sizin kararınıza kalmış bir şey. Anladım. Bu ilginç hikayeler de mutlaka yaşanıyordur değil mi? Önce bir şey soracağım. Organınızı bağışladıktan sonra bu veriler sadece devlet tarafından saklanıyor. Başka hiçbir yerde paylaşılmıyor değil mi? Yani elbette. Kimlerin organ bağışçısı olduğu. Elbette. İsterseniz azıcık ondan bahsedeyim. Lütfen. Çok kısa. Şimdi ulusal koordinasyon merkezimiz var. Organ bağışı ve nakli konusunda. Bu merkezin çalışmaları tek elden yürüyor. Sağlık Bakanlığı aracılığıyla yürüyor. Oraya hem organ nakli bekleyenler kayıtlı, hem de organ bağışında bulunanlar kayıtlı ve bu bilgiler mesela insanların en çok merak ettiği, çekindiği şeylerden biridir. Ben organ bağışında bulunursam ya da yakınım bunu bulunduysa yoğun bakımda onu iyi tedavi etmeyebilirler mi diye. Evet. Yani aslında bu çok zor bir soru. Çünkü şöyle, eğer bir sağlık çalışanıysanız elinizin altında hayat mücadelesi veren kişi sizin en önemli önceliğinizdir. Tüm çabamız, tüm gayretimiz, bütün emeğimiz o insanı hayatta tutmak üzerinedir. Evet. O hayattayken başka geri kalan hiçbir şeyi bilemeyiz, düşünemeyiz zaten. Bu bilgi de hani organ nakli bekleyenler ya da organ bağışında bulunanlar. Bu bilgi de ancak gerektiğinde irdelenen, gerektiğinde açılan bilgilerdir. O kişi beyin ölümüyle vefat ederse ancak aileye bu sorulur. Aile bu bilgiyi verirse ya da kayıtlara bakılır bu bilgi varsa. Ama beyin ölümü olmadan zaten böyle bir tartışma olamaz ki. Hani zaten sağlık çalışanı yoğun bakımda çalışırken kişinin beyin ölümüyle mi vefat edecek, nasıl vefat edecek onu da bilemez ki. Evet. Onu da bilemez. Evet. O yüzden bu mümkün değil. Organ nakli bekleyenlerin listesini kimse bilemeyeceği gibi organ bağışında bulunanların listesini de kimse bilmez. Zaten bu kimseyi de o anlamda ilgilendirmez. O anda o bireye özel hizmet verilmektedir. O bireye özel sağlık bakımı yapılmaktadır. Odak noktası o bireydir zaten.
Evet. Peki Efe, senin sorun yoksa ben devam etmek istiyorum. Edin, Türkiye'de en çok hangi organların bağışlanması söz konusu, böyle bir o da şeyler var mı? Araştırmaya da bir veri var mı? İnsanlar canlıdan nakil önde olduğu için böbrek. O yüzden böbrek ve karaciğer böbrek. Tahminimce evet, canlıdan nakil ön planda çünkü dediğim gibi %75'i canlıdan yapılıyor. Ondan sonra onda da hani canlının verebileceği, hani ben anneme böbreğimi verebilirim ya da karaciğerin bir parçasını verebilirim. Onun dışında ben herhangi bir organımı yani canlıyken biz buna evet diyoruz. Evet. Ama öldükten sonra evet demiyoruz. Evet. Bir şey. Evet. Gerçekten yani o öyle. Yani vücut bütünlüğü ya da başka ön yargılar, evet. Hani dini evet. inançlar. Evet. Tabii insanın aklına başka şeyler de geliyor. İşte ben organ bağışı yaparsam işte organ mafyası beni yakalar da bir şeyler yapar mı gibi. Aslında en geliyor yani en güvenli alanda bunu yapıyorsunuz. Evet. Sağlık çalışanlarıyla bu işi yapıyorsunuz. Evet. Hani organ nakli mafyası falan, onlar da çok da biraz da bak, zor işler çünkü hani zaten ihtiyaç sahibi olana hani sizin doku uyumuyla bir organ bulabilmeniz hani herhangi bir evet var, yani tabii, hani, herhangi birini yoldan çevirip de gel senin böbreğini alayım öbürüne vereyim falan hani bunlar zaten olası çok olmadığı için olay böyle olası ilerlemiyor için, evet aynen öyle çok inanılmaz sofistike bir sürü testler şunlar bunlar hani o ona mı oluyor buna mı oluyor kimin hani birisi beyin ölümüne vefat etti. Ailede izin verdi. Ondan sonra pek çok test gerçekleştiriliyor ki bu acaba bekleyenlerden kim için en uygun? O anlaşılıyor. O bekleyen uygun olanlar arasında da hani bu operasyonu o anda kaldırabilecek en doğru kişi hangisi? Çok büyük hani çalışmaların sonucunda ekiplerle beraber karar verilen şeyler. Bunların hiçbirine tek bir kişi de karar vermiyor. Evet. Bu konuda çalışan ekipler hep beraber karar veriyorlar. Dini konuda da gerçekten hani bu çok tartışılan sonuç olarak ama bir konu. Bu yani, caiz olduğu karar verildi ilahiyatçılar tarafından. Hı. Pek çok tartışmanın evet, sonucunda evet. uygun görüldü. Dini evet. açıdan bir sorun teşkil etmediği aksine ülkemizde, bu tip şeylerin paylaşım hani, olduğu konuşuldu. Ülkemizde bu konuda söz sahibi olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ta 1980 hani buradaki pek çok gencin henüz doğmadığı evet. zamanlardan bir açıklaması var. Orada hani bu konunun dini açıdan hiçbir sakıncasının olmadığı, hatta hani onların dayandırdıkları Kur'an'da bir ayet var. Orada diyor ki kim bir kimseye hayat verirse onun sanki bütün insanlara hayat vermişçesine sevap kazanacağı. Hani evet. bu felsefe üzerinden hareket ettiğinizde zaten hani dinen de bu sizi yücelten bir şey. O aileyi de o vefat eden kişiyi de yücelten bir davranış. Bence organ bağışı yapmak kadar, karar vermek kadar bunu beklemek de çok çok büyük bir problem. Aslında bunu beklerken de insanların psikolojisinin çok bozulduğuna eminim. Çünkü birisinin beyin ölümüyle gerçekleşmesini ve onun organının sizin organınıza uygun olmasını evet, bekliyorsunuz. Evet, çok doğru gerçekten. Hani birinin kaybı, birinin umudu oluyor. Çok zor bir durum, çok zor bir durum. Ama o karar kadar vermesi güç bir durum. O kadar hani bekleyenler buna o kadar şey yaklaşıyorlar ki olgunlukla inanamazsınız evet, hani onlarla karşılaştığınızda. Ama ben de bu hani organ bağışını düşündüğüm zaman yani çok sevdiğin birini kaybettiğinde onun kalbinin hala yaşıyor olması, onun evet. gözlerinin hala yaşıyor olması, bakışların hala olması hani insana yine hakikaten umut veriyor. Hani güzellik veriyor. Evet. Sevdiğinin evet. kalbinin bir başkasında atıyor olduğunu evet. düşünsene. Hani evet. Yani sonra. Beyin ölümünü kabullenmek aileler için bazen zor olabiliyor. Çünkü hani birazcık biyoloji bilen bir insan bunu çok daha kolay anlayacaktır. Buradaki gençler bunu çok daha kolay anlayacaklardır. Beyin hani bütün bizim sistemlerimizi kontrol eden organ ve beyin fonksiyonları sona erdiğinde zaten saatler birkaç gün içinde bütün organların fonksiyonları sonlanıyor. Çünkü zaten onları yöneten yer o elektriksel aktivite sona ermiş oluyor. O kendi organların bir
doktor büyüğümüz, il müdürümüz böyle bir tabir kullanmış. Çok hoşuma gitmişti gerçekten. O kendi organların küçük iç aküleri birazcık daha onları çalışabilir gibi tutuyor. Ama aslında onlar bir hayata ait değiller. Hani beyin ölümü gerçekleştiğinde tıbben de hukuken de o insanın ölümü gerçekleşmiş demek ve siz ne yaparsanız yapın zaten bütün organlar fonksiyonunu çok kısa süre içinde kaybedecek. O yüzden burada kararı vermek de ailenin kararı da çok önemli. Hani bu karar verme süreci uzadığında zaten bitmiş oluyor. Bitmiş oluyor. Tamam. Peki bu bugün hakikaten enteresan bir şey çalışma oldu. Bahar evet. Şenlikleri eğlence. Bir yandan organ bağışı. Bir taraftan organ bağışı. Aslında burada söylemek istediğim şey şu. Eğer organ bağışı standına gittiyseniz, imza evet. attıysanız o sucukları yavaş yiyin. Çünkü organlarınıza ihtiyacımız var. Kendinize sahip çıkın. Yani bir de çok güzel toparladınız. Hakikaten çok sağ olun. Böyle hızlı bir program yaptık. Hızlı da bitireceğiz. Birincisi dini açıdan eğer sorguluyorsanız organ bağışı. Herhangi bir sakınca yok. Vücut bütünlüğümün bozulması ile ilgili bir endişeniz varsa bu konuda da bir sakıncası yok. Aynen öyle. Şimdi hastanede yani, hizmet görmem diye düşünüyorsanız bu konuda bir sıkıntı yok. Burada da bir sıkıntı yok. Yani bu konuyla ilgili tamamen bir ön yargılar zinciri var hepimizin evet, kafasında evet. ve bunların hiçbiri gerçek değil. Biz şimdi programı yavaş yavaş kapatacağız ama Hilal Hanım'a son kez söz verelim. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz şeyleri Hilal Hanım bizimle paylaşır mısınız? Ardından da programı kapatacağız. Peki, çok teşekkür ediyorum gerçekten. Belki birazcık da yaptığımız çalışmalardan lütfen. Bahsedebiliriz. Evet, bir sağlık müdürlüğümüz bünyesinde çalışıyoruz biz Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak. Orada toplumun organ bağışına bakışını, toplumun bu konudaki duruşunu az önce anlattığımız konular üzerinden doğru bilgiyle farklılaştırabilmek, farkındalık yaratmak için gerçekten çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Mesela din adamlarının tamamına, ilde çalışan din adamlarının tamamına büyük bir eğitimler zinciriyle onlara bilgi verildi bu konuda. Ve ilahiyattan profesörlerimiz, hocalarımız onlarla görüştüler. Biz sağlıkçılar onlara anlattık. İzmir ilinde çalışan tüm öğretmenlerimize ulaşmaya çalıştık. Onlara bu eğitimler verildi. Sağlık çalışanlarına yönelik beyin ölümü tanısını koyabilmelerini iyileştirmek, sayıyı arttırmak, bu konuda sonrasında neler yapılması gerektiğiyle ilgili pek çok hizmet içi eğitimler veriliyor. 3-9 Kasım organ bağışı haftasıdır. O haftaya dair bu farkındalıkları arttırmak üzerinden güzel işler yapılıyor. En son geçen 3-9 Kasım haftasında İl Sağlık Müdürlüğümüz bir pedala basma eylemi gerçekleştirdi, bisiklet eylemi. Bunun gibi Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak da biz de bulduğumuz her alanda bu konudan bahsetmeye çalışıyoruz. Hani gençler bizim için çok önemli çünkü gençler ön yargıdan uzak, gençler başka alanlardan gelen o farklı bilgilerden uzak. Onlar hani şu anda pırıl pırıllar. Pırıl pırıllar ve hani biz onlara elimizden geldiğince ulaşmaya, evet. en doğru, en iyi, en güzel evet. bilgiyi vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda lise 9. sınıflara bütün ilde olduğu gibi Bornova ilçesinde de organ bağışı ve nakli konusunda eğitimler veriyoruz. Organ sağlıklı, Bornova sağlıklı yaşam günleri diye etkinliklerimiz devam ediyor. Bizlere Bornova'nın sokaklarında, meydanlarında, caddelerinde rastlayabilirsiniz. Bir de ilçemizde organ ve doku bağışı dostu Bornova etkinliği en son yapmaya çalıştığımız şey. Bornova Kaymakamımızın önderliğinde. Onun yaptığımız çalışmalar onun çok hoşuna gitti ve bunu tüm ilçede, tüm kurumlara, kurum kuruluş, resmi ya da özel her yere evet. yaymaya çalışıyoruz ve organ bağışı sayısını arttırmaya çalışıyoruz. İzmir bu konuda birinci. Bornova'da bir geçtiğimiz 6 aya kadar birinciydi. Ondan sonra şimdi ikinci durumda ama tekrar kendimizi birinciliğe taşımak için uğraşıyoruz. Kevser Hanım, sizin son kez söylemek istediğiniz şeyler var mı? Yani açık havada program yapmak çok keyifliymiş. İzmir çok güzel. Yaşar Üniversitesi Bölge Kampüsü muhteşem. Bugün programın sonuna geldik. Bizi dinleyen herkese evet, teşekkür evet. ederiz. Önümüzdeki hafta evet. görüşmek üzere. Ben de artık şunu söyleyerek kapatmak istiyorum. Birazdan uçurtma şenliği olacak. Bugünlük de programımızın ismi Kampüste Şenlik Var Olsun. Peki. Sizlerle tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.
Kampüste iyilik var.